Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda size Sok firmasının çok eski modellerinden bir tanesi elime geçti. Bunu tanıtmak istiyorum. Tanıtım için gönderildi. Daha doğrusu tanıtım için değil bileme için gönderildi özür dilerim. Ee, bayağı da eski egzotik bir model olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle yakından da göstereceğim. Direkt tanıtım tadında başlayalım istiyorsanız. İki plaka G10. Dört tane normal vida, torx ile tutturulmuş. Artı bir tane stop pinimiz var şurada. Daha doğrusu stop pini tutan torx vida görünüyor. Hemen arka yüzeyi çevirelim. Yine aynı şekilde G10. Bu arada aradaki linerlar çelik. Aksis demeyelim de. Aksis'ten Benchmade'in o zamanlarda bu Aksis Lock üzerindeki patenti devam ettiği için böyle bir değişik bir Kilit sistemi yapmışlar. Aslında Aksis'in çakması diyebiliriz buna. Sok firması yapmış. Gördüğünüz üzere tek taraflı. İkinci tarafında herhangi bir boşluk yok. Biliyorsunuz Aksis'lerde iki taraflı bir sistem. İp boşluğumuz var. Sahibi bu şekilde bir ip bağlamış ama bu çok büyük bence. Klipsimiz arkadaşlar ne kadar eski model olursa olsun Sok firmasının şu olayı çok eskiden kullanıyor olması beni gerçekten çok hoşnut etti diyebilirim. Deep care, derin klipsler, derin taşıma klipsleri o zamandan daha kullanılmaya başlamış Sok firmasında. Yalnız klipsin tutturulma şekli biraz saçma olmuş. Şöyle göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iç lanyalardan bir tanesinde tutturulmuş. Bu değiştirilebiliyor herhalde muhtemelen. Yalnız yani bu liner üzerinde ufak bir oyuk açıp bunu tam araya sıkıştırıp da hani bu şekilde olmasını olmamasını sağlayabilirler miydi bilirlerdi ama ona da işte takılmayalım artık. Kapsü üzerinde böyle bir boşluk var. Bunu da aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Emniyet kemeri takıldığı zaman şöyle bu şekilde kesmek için veya emniyet kemeri malzemesinde olan. Hani şu kayışları falan kesmek için kullanılabilecek bir olay. Kullanılır mı, pratik mi, değil mi? Bunu tam olarak söyleyemem. Daha önce hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Kullanmadım da. Gelelim namluyu arkadaşlar. Ee, namlumuz çok kötü durumdaydı. Önce bileme çentiyi açtım. Ondan sonra e, elle perda hani çalışması diyelim zımparaladım. Çizikleri giderildi ve de bilemesi yapıldı arkadaşlar. 21 derecede. Taraflarına olmak üzere toplamda 42 derece bileme yapıldı. ayna finish Eğer unutmazsam kesim ile ilgili hatta belki başına da koyabilirim videonun. Veya sonuna mutlaka eski halini yeni halini kesim testlerini mutlaka bırakacağım. Agresif bir namlu arkadaşlar. Bu arada çakı çok güzel ele oturuyor. Taktik adlandırabileceğim bir grupta benim için. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aksisten de daha rahat diyebilirim. Yani şöyle gördüğünüz üzere tabi parmağım kesik olduğu için şurada bir dengeyi sağlayamıyorum ama şöyle gayet de rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Tek elle gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey yok. Bunun dışında çakı ile ilgili bir söylenebilecek pek bir şey yok arkadaşlar. Şu tırtıklar biraz yoruyor diyebilirim. Yani şöyle sıkı sıkı tuttuğunuz zaman her tarafta bu şekilde tırtık olması biraz daha böyle bir agresif bir görüntü katıyor ama aynı zamanda da yoruyor çakıyı diyebilirim. E, görsel açıdan. Evet. Başka başka çelik liner'lar dedik. Mekanizmada muhtemelen e, şöyle yine de bakalım da yanlış olmasın. Ya muhtemelen teflon pul kullanılmıştır diye düşünüyorum ama bir dakika. Rulman olabilir mi? Yok ya. Hayır, rulman olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen teflon pul kullanılmıştır. Eee aksis mekanizmasında içeriden hafiften görebiliyorsunuz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ee, takipte kalın.